Bakır Cüneyt Hoca ile VAR odasında neler konuşuldu? 24 saat geçti, yine derin futbol haberciliğini ön plana çıkarıyor. Sevgili seyirciler, Mete Kalkavan'la ne konuştu? Sadece ve sadece derin futbol farkıyla bu konuşmayı, konuşmanın bir bölümünü ekrana getiriyoruz. Sonrasında bir tebrik var. Cüneyt Hoca'ya bir tebrik var. O tebrik çok uzaklardan maçı izlemiş. Çok önemli bir isim Cüneyt Çakır'ı bu sabah tebrik etmiş. Dün akşam bu sabah tebrik etmiş. Önce VAR odasına bir gidelim. Cüneyt Hoca'yla Mete Kalkavan arasındaki konuşmanın noktasına, virgülüne dokunmadan ekrana getirelim. Mete Kalkavan diyor ki hocam, Cüneyt Çakır diyor ki dinliyorum hocam. Mete Kalkavan penaltıyı neden verdin? Cüneyt Çakır yerde müdahale var. Mete Kalkavan hocam öncesinde el var. Cüneyt Çakır eli görmedim. El var hocam, elle oynama var. Hocam izle istersen. Anlaşıldı, izliyorum. Bir daha veriyorum bu sayfayı. Mete Kalkavan diyor ki hocam, Cüneyt Hoca diyor ki dinliyorum hocam. Mete Kalkavan penaltıyı neden verdin? Cüneyt Çakır yerde müdahale var. Mete Kalkavan diyor ki hocam öncesinde el var. Cüneyt Çakır eli görmedim. El var hocam, elle oynama var. Hocam izle istersen diyor Mete Kalkavan. Anlaşıldı, izliyorum diyor ve VAR'a gidiyor. İzlemeye gidiyor Cüneyt Çakır. Ahmet hocam. Tamam, bu konuşmalar geçmiş olur da tespit yanlış. Öncesinde el yok. Sonrasında el var. İşte öncesinde müdahale var. Öncesinde el var. Öncesinde diyor. Onyekuru'nun evet. Bozuyor. Necip'e faulü var. Öncesinde. Dün akşam programdan çıktım, eve defalarca izledim. Bir, Onyekuru'nun Necip'e çalınacak, faul çalınacak bir faulü yok. İki, ayağını kaldırında ucunu tıklıyor. İlk önce penaltı oluyor, arkasından elle oynuyor. Ben verilen elle oynama kararını yanlış buluyorum. Hocam siz bu hakemler niye hepiniz aynı fikirdeysiniz? Hakem yorumcuları. Niye aynı fikirde? Herkes aynı şey söylüyor. Herkes aynı şey söylüyor. Allah'tan biz eski futbol oynayanlar doğru biliyoruz. Aferin Sinan. Ne alakası? Aferin Sinan. Allah'tan yani. Aferin Sinan. Önceden şart var abi futbolcuya. Bence faul yok. Bence de faul yok ama el var. Bence önce penaltı var, sonra el var. Yok, nasıl sence el var? Bir saniye sonra ne bu sorun var, ne dediği gibi faul maul yok. Yok. Onyekuru'nun yani Necip'e öyle yaslanması, onu Necip'i dağıtacak bir yaslanma değil. Penaltı orada mı diyorsun sen de? Hayır. Ondan sonra içeri girdiğinde ben de şeye çok dikkat ettim. Önce elle mi aldı, ayağı önce mi değdi? Bu çok birbirine yapışık bir pozisyon. Ayırt etmesi çok zor. Tamam mı? Fakat ben en çok ele bakmadım. Necip'in aşağıda kasıtlı ve bilerek ayağını kaldırıp şeye takıldığı var mı? Ben ya, bir takılma göremedim. Açık net. Ben gördüm. Sen gördün. Ahmet Hoca gördü. Mete Kalkavan gözleriyle göremedi. Cüneyt Çakır gitti bir daha izledi. Göremedi. Ama Ahmet Hoca gördü. Halis Özkah yalan şeyler, Hüseyin'den nasıl göremedi? Onlar da bakıyor. Onlar gördüler. Onlar gördü hocam. Şunu söyleyeceğim. Cüneyt Çakır'ı kim tebrik etmiş olabilir çok uzaklardan? Filipe Melo mu? Kim etmiş olabilir? Yok ya, Cüneyt Çakır kim? Bir gelsin ekrana. Beşiktaşlı biri etmiş. 38 abi. Numara Beşiktaşlı. Niye Beşiktaşlı olsun? Hayır, Cüneyt Çakır. Roberto Rosetti. O kim lan? UEFA Hakem Komitesi Başkanı. Derbideki pozisyonları izledik. VAR'a gittiğin pozisyonlarda verdiğin kararların hepsi doğru. Tebrik ediyorum. Çok iyi maç yönettin. VAR uygulamasında başarılıydın. Teknolojiyi iyi kullandınız. İsterlerse yalanlayabilirler. Özel haberi yine derin futbolun. Bitti mi? Roberto Rosetti bir kez daha vereyim hocam. Şu anda çok büyük bir operasyona maruzuz. Cüneyt'i çok severim. Babası da arkadaşımdır. Ama maalesef Cüneyt tartışılan her maçtan sonra uzaklardan bir tebrik telefonu veya FIFA'nın bilinmeyen bir sürprizini getirir. Şimdi bakın yıllar. Ya ben adam kayırmam. Roberto Rosetti. Ama şunu soruyorum. Öncesinde vermiş olduğu çift vuruş doğru mu? Doğru mu? Hocam seyretmiş. Yani artık Roberto Rosetti ülkemizden yıllarca maaş almış, federasyon ekmeğini yemiş bir adamdır. Sıkı. Yalan mı söylüyorum? Tamam. Hiç, nasıl yani? Helal ol vallahi. Hayır, soruyorum. Diyorum sen, kafan senin zehir. Hocam senin şey fikrin. Roberto Rosetti İtalyan eski bir hakemdir. Evet. Uzun süre Türkiye'de bedeli mukabili paralı bizde şey yapmıştır, eğitimcilik tamam yapmıştır. Sonra Colino gittikten sonra UEFA'ya gitmiştir. Cüneyt'i sıyırıyor mu diyorsun? Şimdi böyle yaparak, deyip demediğini bilmiyorum. Böyle yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'na ve hakemlere bir güç verdi. Bir de futbol kamuoyuna şey, değil mi? Cüneyt Susun. Peki aynı Roberto Rosetti mesela geçen hafta şeyi seyretmemiş mi?
Galatasaray Konya maçı. Seyretmemiştir hocam. Niye? Hocam niye Galatasaray Konya maçını? Orada da fikir isteseler, orada hocam, fikir isteseler. Orada da Galatasaray'a aleyhine hatalar yapıldığını söylemesi bak, lazım. Bak bir şey söyleyeyim. Yani, Allah aşkına Türkiye. Şimdi özgür. Hakikaten bazı konular öyle bir oynamaya çalışıyorlar hocam, ki Türk futbolu. Hocam belki izlemiştir. Hocam, bu bizim bugün aldığımız haber. Hocam bu haber gelmiştir. Belki söylemiştir. Ama Cüneyt Çakır haber değeri olan, yurt dışında haber değeri olan bir gazeteci, şey, hakem. Onun için adam bir fikir beyan etmiş. Ya Cüneyt'in aradım falan düşmanı değilim. Ben Cüneyt'in dostuyum, yanlış anlaşılmasın. Hocam, ben Türk halkının daha fazla dostuyum. Ben Cüneyt'in taktikleri söylüyorum. Taktikleri. Cüneyt'in bütün verdiği kararlara sonuna kadar katılıyorum. VAR'ı dün akşam mesela, söyledim. Çok doğru kullanmıştı. Ya nasıl doğru kullanmış? Yapmayın ya. Ya yapmayın ya. Tebrik ediyorum. Halde karpuz da atıyor herif ya böyle. Tebrik ediyorum. Ben bir gelsin. VAR pozisyonlarının dışında Cüneyt'in hatalı kararlar verdiğini söylüyorum. VAR'ı doğru kullanmış. 42 gelsin.